Bir çobanın yoldaki bir kedi yüzünden nasıl milyoner olduğuna inanamayacaksınız. Çok büyük bir mucize. Allah'a hamdolsun. Ama başlamadan önce beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Zengin bir adamın koyunlarına bakan ve yevmiyesi 5 dirhem olan basit bir çobanı vardı. Bir gün zengin adam çobanın yanına gelerek koyunlardan birini satmaya karar verdiğini, bu nedenle hizmetlerinden vazgeçtiğini ve onu ödüllendirmek istediğini söyleyerek yüklü miktarda para verdi. Ancak çoban bunu reddederek verdiği emeğin miktarını temsil ettiğine inandığı, her gün yaptığı hizmetin karşılığında almaya alıştığı küçük ücreti tercih etti. Zengin adamın şaşkınlığı ve hayreti karşısında çoban 5 dirhemini aldı. Dirhemi alıp evine döndü. Sonra iş aramaya başladı ama başarılı olamadı. Bir gün ona yardımının dokunacağını umarak 5 dirhemi sakladı ve harcamadı. Köyde para karşılığında mal satmak için gelip giden, seyahat eden bir tüccar vardı. Yolculuk zamanı geldiğinde insanlar her zamanki gibi ona gelirler, ona para verirler ve çeşitli mallar satın alırlardı. Çoban kendisine faydası olacak bir şey alması için ona 5 dirhem verdi. Tüccar onunla alay etti ve şöyle dedi, gülerek, "5 dirheme ne alabilirim sana?" Çoban cevap verdi, "Bunu yanına al, 5 dirheme ne bulursan bana getir." Tüccar şaşırdı ve gideceğini söyledi. 5 dirheme hiçbir şey satmayan büyük tüccarlar var, değerli şeyler satıyorlar dedi. Çoban bu konuda ısrar etmiş, onun ısrarı karşısında tüccar da razı olmuştu. Tüccar işini yapmaya başlamış ve herkesin ihtiyacına göre kendisinden istediklerini satın almaya başlamıştı. Bitirince hesaplarını incelemeye başlamış, çobana ait olan 5 dirhemden başka hiçbir şeyi kalmamıştı ve şişman bir kediden başka 5 dirheme satın alabileceği değerli bir şey de bulamamıştı. Sahibi ondan kurtulmak için onu sattı, tüccar da onu satın aldı ve ülkesine döndü. Dönüşte bir köye uğradı ve orada dinlenmek istedi. Köye geldiğinde köylüler elindeki kediyi fark ettiler ve ondan onu kendilerine satmasını istediler. Tüccar, köy halkının kediyi kendilerine satması gerektiği konusunda ısrar etmesi karşısında şaşırmış, bu yüzden onlara sebebini sormuş ve onlar da ona çok sayıda hastalığa yakalandıklarını söylemişler. Tarımsal ürünleri yiyen fareler onları terk etmiyor, bir süredir bir kedi arıyorlardı. Belki de fareleri yok etmelerine yardımcı olmak için kediyi ağırlığınca altın karşılığında satın almak istediklerini tüccara ifade ettiler ve tüccar, söylediklerinin doğruluğundan emin olduktan sonra kediyi ağırlığınca altın karşılığında satmayı kabul etti ve öyle de oldu. Tüccar ülkesine döndü ve halk onu memnuniyetle karşıladı ve sıra çobana gelinceye kadar her birine mallarını verdi. Çobanı bir kenara çekti ve 5 dirhemin sırrını ve bu parayı nereden aldığını ona anlatması için ısrarcı oldu. Çoban ona tüm hikayeyi anlattı. Sonra tüccar çobanı öptü, ağlayarak şükrettiği ve geçiminden memnun olduğu için Allah'ın ona iyi bir ödül verdiğini söyleyerek altınları çobana teslim etti. Kur'an-ı Kerim'de et-tayyibat, el-habisat şeklinde iki tabir vardır. Tayyibat, helal, hoş, temiz, güzel, sevimli ve çekici olan şeylerdir. Habisat ise haram, temiz olmayan, iğrenç şeylerdir. Allah'ın tayyibatı helal, habisatı ise haram kıldığı açıkça ifade edilmiştir. İnsanlara düşen, vahiy ile haram kılınmış olanları haram, helal kılınmış olanları da helal bilmektir. Rızkın da helal ve haramı vardır. Bir işin akıl, can, mal, nesil ve dini koruma şeklinde formüle edilen dinimizin temel amaçlarına açıkça zarar vermesi, onun haram kılınmasının temel sebebi ve açıklaması olarak kabul edilmiştir. Aklı korumak için içki ve uyuşturucular, canı korumak için adam öldürmek, cinayet, malı korumak için hırsızlık, nesli korumak için zina ve fuhuş, dini korumak için de batıl inanışlara saplanmak haram kılınmıştır. Kur'an'da insanın dünya ve ahiretiyle ilgili bulunan hayır ve şer diye iki kavram vardır. Bunlar dolaylı yoldan rızıkla da ilgilidir. Hayır istenilen, şer ise kaçınılan şeylerdir. Hazreti İbrahim aleyhisselama verilen mallar hayır, Karun'un sahip olduğu mallar ise şerdir. Onun için Allah'tan her şeyin hayırlısını isteriz. İş hayatında haksızlıktan sakınmak, işçi ve işverenin ilişkilerini gönül rızasına dayandırmak çok önemlidir. Helal ile beslenmek, her şeyin iyi ve hayırlısını kullanmak, sağlığın ve huzurun temelidir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir ifadede berekettir. Bereket, dua ve ibadetle elde edilmeye çalışılan bolluk, genişlik, hayır ve mutluluktur. İyi ve hoş karşılanan bir şeyin süreklilik arz etmesine de bereket denilmiştir. Allah'ın dilediği kullarına yerden ve gökten bereket kapılarının açılacağı da müjdelenmiştir.
Allah bizleri doğru sözle sabit kılsın, amellerimizi düzeltsin, niyetlerimizi ihlaslı kılsın, sonumuzu hayır etsin ve bizi cennetin en yüksek derecesine hesapsız ve azapsız ulaştırsın. Bu Allah'ın en merhametlisi olan, Rahman ve Rahim olan Allah'ın rahmetiyledir. Allah en yücedir ve en iyi bilendir. Allah, Efendimiz Muhammed'e, ailesine ve tüm sahabesine salat ve selam eylesin. Allah'ın koruması ve güvenliği içinde kalın. Selam, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.